Turkuaz Yapı, proje çizimleriyle girmiş olduğu inşaat sektöründe uzman ve teknik kadrosuyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hem depreme hem de sosyal açıdan güvenli projelere imza atıyor. Teknik ve tecrübenin kurumsallaşmasıyla oluşan şirket kurulduğu günden bu yana kendini geliştirerek faaliyetlerine devam etmektedir. Firmamız Turkuaz Yapı olarak 2009 yılında Kocaeli Gölcük ilçesinde kuruldu. Biz 3 arkadaşız. Üçümüz de teknik elemanız. Firmamız Değirmendere bölgesinde inşaat üzerine devam ediyor. Kat karşılığı kendi arsalarımız olmak üzere konut projesi üretiyoruz. Aynı zamanda firmamızda teknik elemanlarla birlikte proje, işte mimari proje, statik proje ve diğer inşaat birimleriyle alakalı tüm projelerin çizimlerini yapıyoruz. Tabii ki şöyle söyleyeyim, biz firma olarak gerek ortaklar gerek bünyemizde çalışan insanların hepsi teknik elemanlar. Bence doğru olan bir firmanın, yani inşaat işi yapan ve profesyonel düşünen bir firmanın teknik eleman olması bence şart. En kötü ihtimalle şunu söyleyebilirim. Bünyesinde kesinlikle teknik eleman, mühendis, mimar, inşaat teknikeri gibi ve saha elemanı bulundurmalı. İnşaatlarda en büyük problem, benim gözlemlediğim şeyler, kontrol mekanizması. Yani inşaatı herkes inşaat yapıyor. Belli bir birikim sahibi olan insanlar inşaat işi yapıyor. Ama bu işi yapmak değil, bu işin arkasını getirebilmek, kontrol yapabilmek, bu da ancak teknik elemanlarla, mühendisler ve mimarlar olmak zorundadır. Bu da biz kendi bünyemizde, gerek sahada, gerek ofis ortamında olsun kendi elemanlarımız var. Bence altyapısı olmadan bu işlere girilmemek. Kendi kendine yeten sosyal donatı alanlarına sahip yaşam merkezlerini hayata geçiren kuruluş, projelerinde ayrıcalıklı bir yaşam alanı sunuyor. Projelendirmenin çok iyi şekilde analiz edip bölgesine göre, konumuna göre, arazinin pozisyonuna göre öncelikle güzel bir projelendirme. Projelendirme yapıldıktan sonra belediye tarafından, ilgili makam tarafından projenin güzel bir şekilde denetlendikten sonra yapı denetim, artık biliyorsunuz yapı denetim kanunu var. Türkiye'nin birçok iline yayıldı. Eskiden belli bölgeler, pilot bölgeler vardı. Orada yayınlanıyordu. Şu anda Türkiye'nin geneline yayıldı bu. Yapı denetimlerin bence daha hassas davranarak kontrol etmesi artı hep söylüyorum, denetleme mekanizmasının çok iyi işlemesi lazım. Denetleme mekanizması iyi işlerse imalatlarda projeye aykırı imalatlar çıkmaz. Bir standartlaşmaya gider yapılarda, inşaatlarda. Çevremizde ve çevre illerde düzenlenen, her yıl düzenlenen inşaat fuarları var. O fuarlarda inşaatla alakalı teknik yenilikler, değişiklikler, dış yalıtım, işte ses yalıtım, işte bina dış cephe giydirme ile alakalı farklı şeyler. Son zamanlarda çok gündemde olan akıllı bina sistemleri mesela. Şimdi biz bunların araştırmasına girdik. Kendi inşaatlarımızda bünyesinde ileri dönük böyle projelerimiz var. Yani akıllı bina sistemi olarak yapmayı düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim, inşaat teknolojisi her geçen gün değişiyor. Bence firmaların buna bir şekilde ayak uydurması lazım. Yerinde saymamak adına diyebilirim. İlerleyen hedeflerimizde İzmit, Bursa'da düşünüyoruz. İleri dönük İstanbul. Demin de bahsettiğim gibi akıllı bina sistemlerine dayalı toplu konut işleri düşünüyoruz. Biz genciz, dinamiyiz, hedeflerimiz var. İnşallah biz bu hedeflere ulaşacağımızı düşünüyorum.
7/24 ekonomi kısa bir aradan sonra bütün hızıyla devam edecek.